Birkaç el ateş sesi geldi karakola. Ben o anda karakolda nizamiyet savaşıydım. Tesise Kürtçe konuşmalar düştü. Bizim karakol gaz basıncı da belliydi zaten. Gazilik herkese nasip olacak bir şey değil. Bu ülke var olduğu sürece bu ülke hatları her zaman şehit de olmaya layıktır, gazi olmaya da layıktır. Yakup Acar, Siirt'in Pervar ilçesinde Eylül 2011'de 6 askerin şehit olduğu karakol baskınında gazi oldu. Acar'ın anlattıkları PKK'nın gerçek yüzünü bir kez daha gözler önüne serdi. O anda biz mevzide 3-4 kişiydik. Bu çalışmalar üzerine biz de onlara karşılık verdik. Toplu halde 3 bölgeden bize saldırmışlardı. Belenoluk Karakolu'na saldıran teröristler, sivilleri kendilerine kalkan yaptı. Nizamiye'nin karşısında okul binası vardı, öğretmenler falan bulunuyordu. Karakolun ön tarafında köylü vardı, Belenoluk Köyü'nün Beşerler Mahallesi. Tabi okullar ateş edemiyoruz oradan. Biz ateş ediyoruz fakat biz onları ateş edemiyoruz. Orada öğretmenler olduğundan dolayı onlara herhangi bir zarar gelmesin diye. Biz onları ateş etmedik. Fakat onlar bizi ateş ediyordu. Sivil kayıp olmasın diye baskına karşılık vermeyen askerlerden biri olan Yakup Çavuş, kanas mermisiyle belinden yaralandı. Beni ve bir arkadaşımı yaraladı. Ben yere düştüm. 5-10 dakika baygın olduktan sonra ayıldığımda etraf kararmıştı. Çalışma daha da yoğun bir hale gelmişti. O anda helikopterler gelmişti, Skorskiler falan. İşte onlara işte ateş ediyordu neden geldiklerini tespit etmek için. Daha sonra benim arkadaşlar gelip komutanla sağ olsunlar. Mevziye sokup orada helikopterle Şinek Asker Hastanesi'ne götürdüler. Kahraman Çavuş o dehşet anlarını bir türlü unutamıyor. Abi bir arkadaşımın vuru o da ayağından vurulmuştu. Ben yerde yatıyordum. Kendi kendime tampon ediyordum kan kaybım olmasın diye. İşte Yakup Usta'ya bakın diye. O daha ağır yaralı. Ben durumum iyi diye. O ayağından vurmuştu. Kendini daha iyi biliyordu. İşte ben çok ağır yaralıydım o anda. İşte bana yardım etmeleri için diğer arkadaşlara bağırıyordu ki gelsinler de bana yardım etsinler. Bir an önce helikoptere götürsünler diye. Arkadaşlarımın sesini çok iyi hatırlıyorum. Bursalı Gazi arkadaşlarının şehit olduğunu çok sonra öğrendi. Onların resimlerini hiç yanından ayırmıyor. Tabii bana herhangi bir şey söylemiyorlar. Karakolda işte altı şehidin olduğunu, işte karakol komutan yaralandığını, kendi devremin öldüğünü. Bana herhangi bir şey söylemediler. Bu olayı iki hafta sonra işte ben karakol aradıktan sonra karakoldan öğrendim ki baş çavuş şehit olmuş. İşte diğer beş dev arkadaşım da şehit olduğunu daha sonra iki hafta sonra öğrendim. 67 yaşındaki baba Osman Acar baskını televizyondan öğrenmiş ve oğlunun şehit olduğunu düşünmüştü ki müjdeli haber diğer oğlundan geldi. Yazı geçiyor. Ben Belanruh karakolu tarandı. 6 şehit 11 yaralı var. Zaten ben daha o anda gittim kendimden. Sabah saat 9.10'du. <laughs> Benim bir oğlum var İstanbul'da görevli. Onu aradım. Yakup şehit olmuş. Dedi baba dedi, ben haberini aldım. Yakup yaralanmış. Ankara Gata'da yatıyor. Sonradan öğreniyoruz ki baba Osman Acar oğlunun gazi olduğu karakolda askerliğini yapmış. Benim aynı karakolumda oğlum çatışmaya girdi. O zaman güllü külistanlıktı. Yoktu böyle bir şeyler.